Şu an ALB Forex'e gidelim. ALB Forex araştırma uzmanı Onur Altın var. Karşımızda Onur, hoş geldin diyorum ve yılın öncesinde, yarın tabii Brexit de var ama bugün de yılın senatoda tekrardan konuşacak. Özellikle dolar tarafındaki pozisyonlanmaları nasıl yorumluyorsunuz? Doların euro, yen ve sterlin karşısında güç kazanma ihtimali en azından bu haftayı kapatırken devam edebilir mi Brexit öncesinde? Merhaba Güzem, iyi yayınlar öncelikle. Tabii ki yılın bugün Temsilciler Meclisi önünde 6 aylık para politikasına dair bir savunma yapacaktır. Dün yapmış olduğu savunmada aslında son faiz toplantısında dile getirdiği mesajların benzerlerini gördük. Yılın yine enflasyon tarafında kıpırdanma olduğunu, ücretlerdeki artışın tüketici harcamalarıyla desteklendiğini ve bu da Fed'in faiz arttırım sürecine yaklaştığını bize söyledi. Tabii ki bununla birlikte dolar tarafında özellikle dolar endeksinin de 93.50'nin üzerinde tekrardan alımların gelmesiyle birlikte paritelerde aşağı yönlü hareketler hız kazanmış oldu. Şimdi Brexit öncesinde sterlin dolar tarafına baktığımızda volatilitenin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Ancak genel tabloya baktığımızda biz İskoç referandumuna benzer bir tablonun şu anda İngiltere referandumuyla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Biz 2 yıl önce de bundan İskoç referandumu öncesinde sterlinin değer kaybı yaşadığını ve sonrasında hızla değer kazanan bir sterlin görmüştük. İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılmamasıyla birlikte. Şu anda da benzer süreçler yaşanıyor aslında. Bu noktada da sterlinde hızlı yukarı yönlü toparlanma eğilimi görüldü. Özellikle milletvekilinin öldürülmesinin hemen ardından gelen kampanyaların durdurduğu haberleriyle, daha sonrasında da gelen anketler bize %45 kalma taraftarlarının oylarının olduğunu, %42'nin de ayrılıkçı oylarının olduğunu göstermesiyle birlikte alımlar hızlanmıştı. Bu noktada yukarıda 1.48 seviyesi oldukça önemli bir direnç seviyemizi oluşturuyor. Eğer biz Brexit öncesinde veya sonrasında bu seviyenin üzerine çıkarsak, o zaman kademeli bir şekilde önce 1.50, daha sonra 1.52'ye doğru sert ve hızlı bir şekilde yukarı doğru hareketlerin görülmesini bekleyebiliriz. Aşağıda ise 1.44 desteği hem haftalık pivot noktamız olması dolayısıyla hem de hareketli ortalamalarla desteklenmesi dolayısıyla önemli bir seviye oluşturmakta. 1.44'ün aşağısında da yine hareketlerin sert olabileceğini ve 1.40'a doğru geri çekilmelerin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ama şu anki tabloya bakacak olursak açıkçası yukarı yönlü eğilimin teorik olarak da bir miktar yukarı yönlü ağır bastığını söyleyebiliriz. Tabii ki pratikte, yani oylama, sandıklar açıldıktan sonra oylama sonuçları nasıl bir etki yaratacak, bunun izlenmesi bizim için asıl belirleyici bir süreç olacaktır. Güzel. Onur, çok teşekkür ediyoruz görüşlerin için. ALB Forex araştırma uzmanı Onur Altın görüşlerini aldıktan sonra Taşın Aybaş'la beraber stratejinin başındayız. İlk stratejimizle